İn nereden nasıl geleceğini. Yeni dönemde ne bekliyorsun Can abi AKP'den? Bu bir, ilk seçimden hemen sonra çok konuşuldu, çok tartışıldı ya. Şimdi bu dönem Atatürk dizisini de konuşuruz. Yani böyle hani Atatürkçülük de böyle bir şey tavrı da ortaya çıktı. Şimdi benim, ne tabii, oluyor yani? Nedir yani bu? Benim seçimden bu yana daha doğrusu ilk bu Mehmet Şimşekler falan atanırken tezim diyeyim yani ne diyeyim şimdi kelimeyi de bulamıyorum ama benim tezim yani bakış açım şuydu. Yani Türkiye'de bir ortak üst akıl dediğimiz ama bu hani böyle çok düzgün insanların değil. Aşağı yukarı 1960'lı yılların sonlarıyla işte 80'e kadar olan dönemdeki özünde Atatürkçü laik gözüken ama faşist bir kafa vardı. Hani Türkiye'de bu işte yani cinayetlerin işlenmesi, derin işler, şunlar bunların da hepsini birden alalım. O zihniyet, yani devletin sahibi biziz, bu devlet ayakta kalacak, baka falan diyen bir tür dizayn etmeye çalışıyorlar gibi geliyor. Ve Tayyip Erdoğan'a bazı işler bana göre yaptırıyorlar. Yani ne oldu da Tayyip Erdoğan bir seçimle birlikte faiz sebep, enflasyon sonuç turdan vazgeçti? Ve neden 2,5 aydır bu konuda tek cümle bile etmedi? Ben bu görevde olduğum sürece faizler düşmeyecek. Bunu kafanıza sokun dedi değil mi? İş adamlarına bakar. Herkes hesabını %20'ye göre yapsın. Bir de enflasyon hedefi vardı, faiz hedefi vardı. Şimdi birdenbire buradan geri dönüş yapıyorsun. Avrupa Birliği diyorsun. Ve konuşmuyorsun. NATO. Biz bu seçimde NATO'yu da, CIA'yı da, Avrupa Birliği'ni de, Biden'ı da yeniyoruz. E peki seçim bitti, yendin. Ne oldu? Avrupa'ya gittin. İlk iş el ete köpürmek. İsveç'e evet, Biden'la görüştü, burada gene bayram oldu. Biden'la görüşüldü. Avrupa Birliği'ne gönderdim bakanımızı, o şimdi bir takım temaslar yapıyor filan. E Avrupa Birliği'ydi. Akdeniz'de var mısın kardeşim, ne oldu Navtex'ler? Orada petrol arıyorduk, bunu yapıyorduk, bizim münhasır ekonomik bölgemizdi. Bitti mi? Bitti. Yunanistan odaları işgal ettiğini zannedebilir ama, hadi. Bitti mi? Bitti. Amerika'nın ne işi var kardeşim şeyde? Bu Yunanistan'da. Dede Ağaç. Dede Ağaç'ta ne işi var? Biz bunu anlamıyor muyuz? Aptal mıyız? Ya? Ne oldu bak? Çıt yok. Ne konuşuyor Tayyip Erdoğan şu arada? Hiçbir şey. Medyasına yazıyor. Azarlıyor. İşte medyaya bir şey söylüyor. Ama bak bu konularda ne soru soruluyor? Evet. Ne dedi? Gaye Erkan. Ne dedi? %58 dedi. Değil mi? Yıl sonu enflasyon. Tabii. Şimdi sen ne oldu abi peki seçime giderken? Ben verin bu oyları bakın göreceksiniz. Bunlar hiçbir şey yapamaz. Bunlar İngiliz bilmem ne şudur budur. E peki ne oldu gittin Arapların el eti köptün. Yalvar yakar para bir kuruş bile vermediler. Vermeyecekler de. Orada bak para mara yok orada. Mış şeyler var. 50.7 milyar dolar ederiz. Ederiz. Siz böyle olursa biz de böyle olursa denk getirirsek bunu yaparız filan o. 50 milyar dolar. Efendim hacim o. Ya o hacim de hacimin içine bir lokma bir şey atmazsan o hacim oluşmayacak ki zaten. Abi biz o hacimi o kadar çok gördük ki. Amerika'ya gittiğinde 100 milyar dolarlık ticaret hacmiyle evet. Geliyor. Hiçbirinde olmadı bak. Hiçbirinde olmadı. Ama bak sor işte. Hep 100 milyar dolar. Amerika'ya gidince hep 100 milyar ya, dolarlık anlaşıyor. Bana diyorlar gazetecilikte en büyük sıkıntı. Kardeşim ben bilgiye ulaşamıyorum. Yani şu Google olmasa var ya hiçbir şey bilmeyeceğiz. Allah'tan Google var da. İyi kötü oraya resmi mesmi bir iki bir şey giriyor. Yani bakıyorsun mesela işte geçen yılın enflasyonu kaçtı. Hani oradan çıkıyor. Ya da işte şu anda emisyonda ne kadar para var diye sorduğun zaman oraya koyuyorlar Merkez Bankası. O kadar. Ama onun dışında bir konuda bilgi alalım. Gelelim konuşalım, davet edelim. Yok. Gelin televizyona. Yahu teke tek yapalım. Hani böyle tartışmayı değil ama gel soru sor. Hatırlarsın burada olduğum zaman kaç sabah dönemin İçişleri Bakanı'na, Milli Savunma Bakanı'na, Turizm Bakanı'na hep şunu söyledim. Ya sadece soru soracağız. Sorular bunlar. Gelin burada anlatın. Hani kimse sormuyor size. Gazeteciler çünkü o soruları sormuyor. Cevap verebiliyorsanız gelin. Hayır hiç yok. Bilgi vermek hiç yok. Demeç vermek hiç yok. Her şeyi yok farz ediyorlar. E o zaman şimdi ne olacak? Şeye bakıyorum ben. Türkiye'de benim gözlediğim kadarıyla bir temizlik operasyonu yapılıyor. Yani Tayyip Erdoğan'a temizlik yaptırıyorlar şu anda. Bak emniyette yapılıyor. Efendim ben bunu söylediğim zaman diyor ki ya gelenler çok mu iyi? Kardeşim gelenler iyi demiyorum ben. Gelenleri hani bütün işgal etmişlerdi de şimdi onları attılar doğru düzgün adamı. Hayır öyle değil. Ama bir döneme çok hakim olmuş, Türkiye'yi suç cenneti haline getirmiş bir takım polis müdürlerinin temizlendiğini ben görüyorum. Süleyman Soylu'nun bir kısmı Tayyip Erdoğan'la getirmiş birlikte... Getirmiş derken getirilmesine engel olmamış, olamamış. Ya, tamam işte bir şekilde yani ya, bir şey söyleyeceğim. Yani abi duvar örüyorsun, 12 milyon insan var burada.
Bunun bir sorumlusu yok mu ya? Yani şimdi bak, aynı şeyi Amerika'da, Meksika'da yaşıyor değil mi? Durumlar farklı. Ama o da duvar ördü bilmem ne, ama muazzam bir şey var. Buna rağmen kaçak göçek bir şey oluyor. Bizde öyle değil Kadir, kitlesel geliyor. Ve bak soruyorum, aylardır sorduğum bir soru var. Çıt yok ülkede. Ya kardeşim, görüntüleri izliyoruz. Bir kamyon geliyor, duruyor. Hurra dağılıyorlar. Kim bunlar? Afgan. Hepsi altlarında bir pantolon, bir tişört ya da bir gömlek. Şu kadar şöyle, şu büyüklükte bir sırt çantası. Kardeşim, bunların cebinde para var mı? Nerede ne yiyorlar? Nerede kalıyorlar? Çıt yok. Ya bu kadar insan giriyor. Normal şartlarda eğer bir ülkeye böyle bir göçmen akını, mülteci dediğimiz, yani ülkelerindeki ezadan kaçanlar geliyorsa, abi geldikleri zaman senin parkların, bahçelerin, bilmem nelerin dolar. Nitekim hatırla, 10 yıl önce Suriyeliler ilk geldiğinde parklar bahçelerde kalırlardı. Çünkü bir hücumla geldiler bir bölümü. İşte gelebildikleri yerde ne yapsınlar yok. Ama bak, on binlerce, yüz binlerce Afgan geliyor, Pakistanlı geliyor. Nerede bu? Hiçbirini sokaklarda görmüyoruz. Yani sersefil görmüyoruz. Nerede görüyoruz? Kızların altından, etek altından fotoğraf çekerken, küçük çocuklara sarkıntılık yaparken bilmem ne görüyoruz. Ya da birbirleriyle kavga ederken görüyoruz. Hiç sokakta görüyor muyuz biz bunları? Hayır. Neredeler? Neresi bakıyor bunlara? Ha, merak ettim. Bilen birkaç kişiye sordum. İşte bazı yerler var. Doğru, çok kötü koşullarda olanlar var. Yani böyle 15 metrekare bir odanın içinde 15-20 kişi böyle büzülüp uyuyanlar var. Ama bu dışarıya taşan bir sorun haline gelmiyor. Bu adamlar bir yerlerde kalıyorlar. Yemek yiyorlar, para harcıyorlar. Evet. Şimdi bunu sorduğun zaman cevabı yok. Kaç Suriyeli var diyorsun? Cevabını veremiyor. Bahçeli diyor ki abartıyorlar. 14 milyon diyorlar, yalan. Peki yalan kaç? Sonra resmi rakam açıklıyor. 3 milyon 600 bin kayıtlı. Kayıtsız ne kadar var? Onu zaten bilmiyorsun. Kayıtsız. Bunların ne kadarı suçlu, ne kadarı işe yarar, ne kadarı işe yaramaz, ne kadarı terörist, ne kadarı terörle bağlantılı. Ya bak, Afganistan'dan geliyorlar kardeşim. Yanlarında bir kadın yok, çocuk yok, büyük yok. Sen böyle bir göçmen gördün mü hiç? Çoluğunu çocuğunu bırakıyor. Yani neymiş? Neydi oradaki heriflerin adı? Taliban. Ha, Taliban'dan kaçıyormuş. Ulan ne şerefsiz adamsın ki sen. Taliban'dan kaçarken çoluğunu, çocuğunu, karını, kızını, varsa işte nişanlını, sevgilini, dayını, teyzeni, halanı, her şeyi bırakıyorsun orada. Eğer o kadar kanlı örgütse ki, kanlı örgüt, senin oradan kaçtığını öğrendiği zaman senin aileni katleder. Parayla mı verdiler onları? Ve geliyorlar. Ha, peki nasıl geliyorlar o zaman? İran niye geçiriyor bunları? Bak, İran üzerinden geliyor değil mi? Eğer İran devleti benim devletimle anlaşmamışsa onları getirmez. Çünkü İran'a kadar çok güzel geliyor. Otobüslere biniyor. Bizim sınır kapısından rup yürüyorlar. Ondan sonra biniyorlar, bir yerlerde dağılıyor. Geçen şeyi duydum. Bu gelenleri, sınırdan geçirenlere 2 mi 3 mi ne kontenjan hak veriyorlarmış. Yani mesela bir parasını alıyor ya. Ne? Onu yakalanınca, sınır ötesine götürünce tekrar bu sefer bedava, para almadan getiriyorlar. İki kere de, üç kere para almadan getiriyorlar. Ticaret işte. Tabii. Biraz sıkılaştırdılar falan diye bu sefer şey yapmışlar. Bu 2-3 kontenjanı boşaltmışlar. Ama söylenen şu, kimi yakalarsan yakala. Çünkü haberleri de veriyoruz ya, işte şurada şu kadar yakalandı. Yakalandı, ne oldu? Gönderildi. O gönderilen buradan gönderiyorsun, öbür taraftan tekrar geliyor. Bak, bir rakamlar çok önemli. Biz şimdi bir millet olarak da böyle hep toptancı bakıyoruz yani. Evet, toplanıyorlar, atılıyorlar. Peki diyorum, rakam ver. Abi 247 kişi deport edilmiş. Yani sınır dışı edilmiş. 10 milyon var. Yani 10 milyondan 247'yi çektiğin zaman onun arkadaşları bile anlamaz onu. Yani. Evet. Onun için. Ama işte sonuca geleyim. Yani bir şekilde bazı işler yaptırılıyor. İşte ekonomide. Mesela ekonomi çok berbat. Batı ile ilişkiler. Yani sözler verdiriliyor. Uygular mı? Mümkün değil. Avrupa Birliği'ne düşmanlar. Yani öyle bir şeyleri yok. Ha. Bunun karşısında doğuya mı gidelim? Hayır, o da yok. Hani bu Doğu Perinçekler falan, Avrasya. Ya çok köşeye sıkıştığı için, dövizi konusunda çok köşeye sıkıştığı için ve burada bir aynı tutumun yerel seçimleri hani ezici, hezimet şeklinde bir sonuç doğurabileceği riski, korkusu, endişesiyle yerel seçime kadar bir
tiyatro izliyor olabilir miyiz? Ya şimdi o da var ama ben yerel seçimlerde öyle bir hizmet falan da beklemiyorum. Hayır yok yani böyle kalırsa mesela. Ha. Yani burada Avrupa Birliği'ne hala efelenen ona... Abi efelenmiyor zaten. Az önce aktardığın onlara... gibi yapan... Ama şu... Enflasyonu yani. Da ben indirir şey yapmayacağım, faizi de indirmeye devam şu edeceğim kardeşim diyen. Şu anda işte diyemiyor. Belli ki yılbaşına kadar bir süre vermiş. Ya yani ben bu ekonomi yönetimi yılbaşına kadar devam edebilir mi bilemiyorum. Çünkü dikkat edersen... bu zamlarla ilgili falan AKP tarafından çok ciddi eleştiriler falan başladı. Fakat orada bir şey var. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'ı suçlamıyor. Bakanlar ve ya. Şey yani ekonomi bürokrasisi ya kardeşim bunlar ne yapıyor diye. Bir de muhalefet suçlanıyor. Ben dünyada böyle bir şey görmedim. Efendim seçime giderken muhalefet bir takım vaatlerde bulunmuş. İktidar da bunların bir bölümünü hayata geçirmek zorunda kalmış ya da ona doğru adım atmış. Şimdi bunu muhalefet ya abi o zaman tepsini kurşuna dizelim. Muhalefet falan kalmasın. Öyle hayır, diyorlar değil mi? Öyle diyorlar. Hayır ya televizyonlara falan bakıyorum ben dehşet içinde. Yani bu verilen vaatler tabii iktidarı da bu konuda sıkıştırdı. Şimdi onlar da bunu verdiler. Bunu geri de alamazsınız. Şimdi bunu tabii... şimdi geçen yıl yani 2022 yılındaki emisyon 1 trilyon TL. Bugün itibariyle 4 trilyon TL. İşte muhalefet mi saldı bu kadar parayı? 4 bastı. Kat, her şeyin 4 katı. Muhalefet mi bastı bu kadar işte parayı? İşte onun sebebi işte sen durumu idare etmek için para evet. basmışsın. Parayı 4'e katlarsan fiyatlar da 4'e çıkacak zaten. Yani. Zam yapıyorsun diyor. Yani biz diyoruz bak nasıl savunuyorlar ya ben evlere şenlik. Diyor ki EYT'yi yaparken Tayyip Erdoğan iyi. Memur zammında iyi. Emekli maaşın zammında iyi. Efendim öğrenci kredilerindeyken iyi. Bayram ikramiyesinde iyi ama seçim kazandıktan zam yapmış sabredin kardeşim. Lan niye sabredeyim? Yani bir garip bir hava var ya. Sanki bu iktidar 20 yıldan beri mücadele etmiş sonunda iktidarı devirmiş gelmiş şimdi de diyor ki biraz sabır bilmem. Ne kadar komik şeyler oluyor. Abdülkadir Selvi'nin o cümlesini gördün mü? Yok. Ne? Ya diyor ki Merkez Bankası Başkanı %58 dedi ya ve dedi nihayet dedi gerçekçi bir rakamın da dedi telaffuz edildiğine şahit oluyor. Aa, peki kardeşim siz bugüne kadar niye söylemediniz bunları? Uçağa biniyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın yanındasınız. Efendim niçin gerçekçi rakamları vermiyorsunuz? %20 enflasyon hedefi koyduğunda niye bir gün sormadınız? Evet. Nasıl olacak? Ne kadar komedi şeyler. Ya bak bir kişi şunu soramadı. Bak ben diyorum ki Tayyip Erdoğan'ın uçağına binip de tamam kötü kişi olma efendim nasıl diyordunuz filan gibi sorma. Sadece şunu sor. Efendim faizler enteresan, ekonomide sayenizde düzeliyor. Faizler sizce kaça kadar çıkmalı mesela? Bu bile yok. Soramıyorlar. Evet. Ama benim aldığım özel bilgi yılbaşına kadar şey yapmış demiş ki karışmayacağım hani faizi. Ama kaça kadar çıkarırsanız çıkın tekrar bu 8,5'lara kadar inecek. Peki indir o zaman abi. Mehmet Şimşek indirmeyeceğine göre o zaman Mehmet Şimşek yolcu mu? Bana göre yani yılı tamamlar mı bilemiyorum. Yani çünkü bak bir kuruş para gelmez. Ben hangi ekonomiste ama doğru düzgün ekonomiste konuşsam. Ya bu AKP'nin ekonomisti falan yok zaten ama AKP'ninkiler sadece papağan gibi o da konuşuyorlar. Ciddi kime sorsam mümkün değil bu ülkeye bir kuruş. Bugün bir ekonomist bana ne dedi biliyor musun? Ya dedi bir İngiliz'in dedi. Bak bir İngiliz vatandaşının Türk Bankası'nda hesap açtırmasına hani 10 bin euro... sterlin, 5000 sterlin. Ona bile dedi razıyım. O bile gelmezdi. Mümkün değil batıdan para gelmesi. Çünkü abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazen hani izleyici de şey olmasın. Biz tabii hep Merdan Yanardağ'ın hapsedilmesi şu an başka bir türlü konuşuyoruz. Arkadaş batı anlayışı, demokrasi anlayışı medeni insanların, akıllı, ciddi, ilkeli insanların bir televizyonun karartılmasına aklı ermez. Bir kuruş para gelmez buraya. Evet. Dün konuştuk Miyase'ye sordum. Miyase İknur'a. Dedim ki mesela şöyle bir karar düşünebiliyor musun? Cumhuriyeti korkusuzu 7 gün çıkartmayacaksın.